böyle arkadan vuracaksın. Tamam mı Aslı'cığım? Tamam da ben yapamam öyle. Yani yüzüne güle güle yapamam. Sen söyle bakayım bana. İşine geri dönecek misin? Hayır. Barış Bey tutturdu, özür diledi. Aa, bir de sen mi özür dileyecek misin? Olayı bilmiyor. Ama yine de haklı bir sebebim olmadan böyle davranmayacağımı bilmesi ve bana güvenmesi gerekirdi. Ben şimdi gidip nasıl geceleri size özel hizmet veriyormuşum diyeyim? Ah, denmez tabii. Yani nasıl söylerim ben bunu Barış Bey? Utancımdan ölürüm ya. Barış Bey, ben yapamadım. Peki o zaman bir şey soracağım. Ne yiyoruz? Çin yemeği mi, pizza mı? Ya. Ne söylersen söyle, ben ısmarlıyorum. Hayır, ben ısmarlıyorum, misafirimsiniz. Seçin bakalım. Barış Bey, sanki misafirinizmişim gibi bana oda açtınız. Ne gerek vardı ya? Aslı Hanım, bugün şoförüm değil, misafirimsiniz zaten. Rahat olun. Valla ben ilk defa başka bir yerde uyuyacağım. O yüzden ne kadar rahat olabilirim bilmiyorum. Arkadaşında da mı kalmadın hiç? Valla Gül var. Ama o sayılmaz. Çocukluk arkadaşım. Evleri de hemen arkamızda zaten. Okul kampı falan. Kamp mı? Yok yani... Benim annem bu gece burada kalmama izin vermesi bile bir mucize. O da Nisan'ın rahatsızlığından dolayı tabii. Bu gece nezarette de kalabilirdin. Öyle düşün. Yemekler. Ben ilacımı alıp torbamı da alayım, odama gideyim. Daha erken değil mi ya? Bu ataklar beni çok yordu Aslı'cığım. Size afiyet olsun. İyi geceler. Size de Nisan Hanım.
Telefon çalıyor. Annen. Ay anne, yemek yiyordum ben de. Çin yemek çubuk. Yemek Çin çubuk mu? Hatlar mı karıştı? Alo Aslı. Aslı. Yok annem, benim ben. Ha kızım, iyi misin? Hasta nasıl? İyi mi yavrum? Hasta iyi ya, yemek yedi yattı. Ölecek hasta yemek mi yedi kızım? Anne, kadın ölmüyor. Atak geçiriyor ya, ölüyor sanıyor. Ha iyi iyi o zaman. Öyle ölmesini ister gibi yanında konuşmasana kızım ha. Refakatçiyle öyle uzun konuşulmaz anne. Ablacığım, hastanede ses yapma istersen. Duası gerekirse bizi ararsın. Hadi acil şifalar hastamıza. Buyur anneciğim. Al bakalım. Sizin kahvelerinizde bir tuhaf. Yemekleriniz de antin kuntin zaten. Ay, Nisan Hanım da beni yatıya çağırıp erkenden yattı. İyi geliyorsun. Ona. İnsanlarla kolay anlaşıyorsun. Evet. Bazıları hariç. Olanları anlatsaydın hiç bunları yaşamayacaktık. Daha aslanı. Biraz bana güvenseydiniz. Ama bir avukata bir şoför. Siz de haklısınız. Taksiyle uğraşmanı istemiyorum. Siz yokken de ben taksiye çıkıyordum. Dert değil. Çok dik başlısın. Biliyorsun değil mi? Ben sizin tanımadığınız dünyalarda büyüdüm Barış Bey. Böyle olmaya mecburum. Gel o zaman, anlatırsın biraz. Neyi? Senin hikayeni. Zaten her şeyi büyük bir heyecandı. İlk adım, ilk hastalığı, ilk konuşması. Ah, ilk kelimesi neydi bilin? Aslı mı? Evet. Senin lakabın nereden geliyor peki? Babamda. O derdi bana ateş böceğim diye. En karanlık anlarında bile içini aydınlatıyormuş ondan. Çiçeğe de bal böceğim derdi. O da en acı anlarda tatlandırıyor diye. Çok tatlı bir çocuk Çiçek. Hani bir video göndermişti ya, izledik. Oradaki gülüş hala aklımdan çıkmıyor. Davayı benden alman bu yüzden canımı yaktı. Çünkü en az ben de senin kadar istiyorum ona çarpanı bulmayı. Bu kadar dik başlı davrandığım için özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Sana güvenmediğim için. Şımarık falan değilsin sen. Bir yere kaçma, geliyorum. Kaçmadım, buradayım. Al bakalım, bu senin. Ortaklığını kutladığınız davetiniz var. Sizi yerlerimizi görmekten mutluluk duyarız. Bütün çalışanlarımız geliyor. Teknenin yerini biliyorsun zaten. Ama gelemem ki. Annem izin vermez. Seni iki gün üst üste imkansız. Peki izin verseydi gelir miydin? Gelirdim. Hem de seve seve. İyi gelmiş sayıyorum o zaman.
Tamam. Çiçeği anlatıyordun. Tanışamadık da. Evet. İlgilenemedim ben de bu ara. Bizimkiler kafe işine kaptırdı. Ben de taksiyi bıraktım. Bütün düzenimiz bozuldu. Ben de çok istiyordum sizi tanıştırmayı. Peki o zaman. Sıra geldi taksiye. Anlat bakalım nasıl başladın? Babam öldükten sonra. Yani onun özel bir hikayesi yok. Başka hayallerin yok muydu peki? Yani taksici olmasaydın ne yapmak isterdin? Bilmem. Hiç düşünmedim. Hep benden konuştuk. Sıra sizde. Ve sonra anlatayım. Teyzelerinizi merak ediyorum ben. Nasıl insanlar? Sizin onlarla aranız nasıl? Sen teyzelerimi nereden biliyorsun ki? Teo bahsetmişti. Onlar büyükmüş sizi. Ben hiç rastlamadım ama. Hafta sonları görüşüyoruz genelde. O yüzden denk gelmedin yani. Yakın mısınızdır peki? Çok. Annemi erken kaybettim ben. Teyzemler büyüttü beni. Hele Cahide teyzemin emeği çok fazla benden. Üzüldüm anneniz. Babanız nerede peki? Babamı boş ver. Uzun hikaye. Çok mu üzdü sizi? Niye öyle söyledin? İnsan üzücü hikayelerden kaçar. Sen de o yüzden kaçtın değil mi? Geride bıraktığın hayallerini sorduğunda. Peki sizin hayaliniz avukat olmak mı? Pilotluk, yelkencilik. Avukatlık dışında her şey. Ama iyi ki avukat olmuşum. Pilot, ben... Hadi kalk, uykun geldi, uyuyacaksın. Barış Bey biraz daha. Benim siz... Burada mısınız? Buradayım. Korkma. Barış Bey, benim arabayı devretmem lazım. O yüzden size de bir tane çağırdım. Yani henüz şoförünüz yok ya. Evet, henüz yok. Belki yarın olur. Belki. Aslıcığım, her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çakal Savaşı için. Buyurun.
ben böyle bir şey nasıl olur anlamıyorum. Güvenlik uyuyor mu? Ayrıca Teo Efendi nerede? Ne oluyor Elayda? Bu ne hal ya? Hırsız girmiş ve her tarafı talan etmiş. Hırsız mı girmiş? Evet. Neleri almış? Değerli olan hiçbir şeye dokunmamış. Şimdi güvenlik kamerasına bakıyor polisler. Kesin Bilal'in parmağı var bu işte. Ben size dedim, bir şeyler planlıyor dedim. Nisan Hanım, siz neden her şeyin içinden çıkıp duruyorsunuz? Ayrıca ne alakası var? Müzakere var bugün, müzakere. Nisan Hanım'ın dosyasına bakın hemen. Yok Barış Bey. Bir tek o dosya yok. Hah. Bütün kanıtlar da o dosyanın içindeydi. Bravo. Nisan Hanım, buyurun. Metresi olduğunu kanıtlayamayacağız yani, öyle mi? Maalesef. Müzakereyi ertelemenin yolunu arayacağım. Oh, ne güzel esiyor Nisan rüzgarı, ılık ılık. Ne o ya, bir şey mi oldu? Yüzünüzden düşen bin parça. Siz gayet iyi biliyorsunuz ne olduğunu Bilal Bey. Ben bir tek şey biliyorum avukat. Karımı ne kadar çok sevdiğimi. Gel vazgeç bu işten Nisan. Seviyorum seni. Tut elimi. Kaçırayım seni eski günlerdeki gibi ha? Sen o treni çoktan kaçırdın Bilal. Bitti bu iş. Canım. Karım. Güneşim. Ayım. Ben senden boşanmak istemiyorum Nisan'ım. Boşanmak istemiyorsun. Kuma yapmak istiyorsun beni. Hayda. Ya nereden çıktı şimdi bu iş? O iş bitti. Vallahi billahi bak numarasını bile sildim ya. Al bak. Şimdi silersin. Sonra tekrar eklersin. Her defasında bunu yaptın zaten. Yok artık kanmam sana. Bitti bu iş. Boşanıyoruz. Zırnık alamayacaksın ulan benden. Zırnık vermeyeceğim sana. Getir şu evrakları, ben ne var ne yok. Her şeyi imzalayacağım. Sonra imzalarsın sonra. Biz müzakereyi erteleme talep ediyoruz. Çünkü ofisimize hırsız girdi. Ne hikmetse bir tek sizin dosya çalınmış. Hayda. Allah Allah. Bak şu Allah'ın işine. E demek ki mahkeme o zaman, öyle mi? Eh hakim de bendeniz aile birliğini ve bütünlüğünü korumak isteyen Bilal lehine karar verir. Öyle değil mi avukat? Aynen öyle Bilal Bey. Evet, hırsız benim gibi işine tutkuyla bağlı bir avukatı hesaba katamamış Barış'cığım. Birleşme olduğu gün önemli olan belgeleri kopyalatmıştım. Artık mal varlığınızın yarısı Nisan Hanım. Sen olmasan Bilal'i kıstıramayacaktık. Teşekkür ederim. Sana iyi bir çift olacağız demiştim. Ama bazı konularda beni yanlış tanımışsın. Üzüldüm. Aa, ne gibi? Ben kadınlarla öyle ilişkiler kurmuyorum. Anlamadım canım. Ne gibi ilişkiler? Anladın sen. Yok, anlamadım da. Ha, biz partiyi teyzenlerin bahçeye taşıdık. Haberin yok senin. Var var. Şirin söyledi. Ha, var mı? Ama o zaman ben gideyim de konuk listesine bakayım. Eksik birileri falan olmasın. Şirin, ulaşabildin mi Teo'ya? He, tamam. Alo patron. Neredesiniz Teo? Yani sen yanında olmasan Hakan yine çarpıldı diyeceğim ha. Teyzemler de açmıyor. Ya onlar şey bu partinin koşturmacasından duymamışlardır patron. Dün geceden bir şey çıktı mı bari? Alo. Çıktı. Çıktı patron, çıkmaz olur mu ya? Çıktı, bulduk çeteyi, tamam. Tamam bulduk, vallahi bulduk.
Ciddi misin sen? Ciddi, o kadar ciddiyim ki inanamazsın. Bak aklın almaz yemin ediyorum. Sen şimdi artık böyle şeyleri hiç düşünmüyorsun, tamam mı? Geliyorsun kutlamana, bir güzel eğlencene bakıyorsun. Ben sana efsane delillerle geleceğim, tamam? Her şeyi çözdük. Sen rahat ol. Tam teşekküllü kutlama patron. Duble kutlama ya. Sen rahat ol, tamam? Sıkıntı yok. Hadi öpüyorum seni. İşim var. Hadi bay bay. İyi, tamam. Barış Bey'e bak. İlah gibi olmuş. Teyzelerim. Altın kızlar gibisiniz. Işıldıyorsunuz resmen. Sen de çok yakışıklısın. Ah yakıyorsun canım yeğenim. Ama bence bugün övgüyü Hakan hak ediyor. Yani kulüpte kesin bir dert çıkaracaksın diye düşünmüştüm Hakan ama şaşırttın beni. Anlat bakalım nasıl buldunuz kızı? Teo abi anlatsın. O daha güzel anlatır. Patron, kurtulduk. Kesin mi Teo? Bulduk mu kızı? Yani kazayı artık onun yaptığını ispatlayabiliyor muyuz? Yapacağız, yapacağız patron. Hepsini yapacağız. Sadece bana bu akşama kadar müsaade et. Ben kafamda bir sağlamasını yapayım, sonra halledeceğiz hepsini. E tamam, o kadar bekledik. Birkaç saat daha bekleriz. Yalnız benim sana bir şey sormam lazım. Onu bir konuşalım mı bir seninle? Teyzelerim, izninizle. Müsaadenizle. Çok uğraştın Teo, hakkını ödeyemem. Çok sağ ol. Yok, dur bakalım. Şimdi kızı nasıl bulduğumu öğrenince bütün bu övgülerini geri alabilirsin. Şey yapma. O ne demek şimdi? Yok, ben kanıtı göstermeden bir şey anlatmayacağım şimdi. Şey yaparız onu sonra. İyi, tamam. Sen ne diyecektin? Ha, şeyi Aslı'yı soracağım ya. Arabaların peşine düşmüş yine. Hallettik onu. Dönüyor işe. Ha, iyi, güzel. Buraya gelmiyor ama değil mi? Hakan bakan sıkıntı olmasın ha. Sorma Teo. Teknedeyiz diye davet etmiştim ama Allah'tan gelemiyor. Ailesi izin vermezmiş. Aa, Aslı arıyor. Alo Aslı. Alo Şirin. Ben marinaya geldim ama teknede kimse yok. Davet iptal mi oldu? Ay sen istifa etmemiş miydin? Şey etmiştim ama patron davet etti. Ay çok sevindim ama şey mekan değişti. Dur dur ben sana hemen konum atıyorum, kapatıyorum. Aslı mı geliyor? Evet, işe de geri dönmüş. Ya ben çok seviyorum o kızı. Sevindim vallahi. Hah, ben de sana geliyordum. İlayda, seni tebrik etmem lazım. Hem bu davet fikri için hem de yeri değiştirmiş olmamıza rağmen gerçekten her şey kusursuz gözüküyor. İşte buna çok sevindim. Çünkü her şeyin kusursuz olması için o kadar uğraştım ki. Şu konuşmamızın üzerinden bir geçelim mi? İlayda ben sevmiyorum öyle şeyleri. Sen yaparsın konuşmayı. Hem daha keyifli dinler herkes. Sen konuşmayacak mısın yani? Yok, ben ortağımla ilk dansı yapacağım. Ne dersin? Olur. Tamam, sevdim bu fikri. Barış'la ben bu ortaklığın hayalini çok önceden kurmuştuk. Fakültenin en başarılı öğrencisi olduğumuz yıllarda. Şu anda bu hayalimizi gerçekleştirdik ve sizlerle bu anı paylaştığımız için çok mutluyuz. Ay inşallah bu olayı kazasız belasız atlatırız. Öf abla ya, mahvolduk, tükendik vallahi. Ya asıl tükenen Barış. Yani bu olay açığa çıkacak olsa biz değil Barış girecek hapse. Aman. O mafya bozuntuları aradan çıksaydı bunlar hiç başımıza gelmeyecekti zaten. Ya bir de kızın halası var. Halası da klasik arabaları takip ediyor.
Yakında uluslararası alanda ismi saygınlıkla eşdeğer bir firma olacağız. Patron, şu arkadaki kız Aslı değil mi? Bak bakayım. Dokunma, kırılır kalbim, dokunma, kırma, kırma, seven kalbimi. Ben artık kırma. Sözü daha fazla uzatıp sizleri de sıkmayayım. Kahretsin teyzem. Ve buraya sahneye sevgili ortağımı davet edeyim ve ilk dansımızı yapalım. Dokunma, ben yaralı bir gönülüm, vurup da kırıp da kanatıp cana dokunma. Anlaşmak bir bakış. Aslı.